Efendim son olarak sizden bir şiir daha dinlemek isteriz biz. Evet. Fakat şimdi hani telif hadisesi diyorlar ya, ilk biz okuttuk size, yarın sizi başka bir kanalda şiir okurken yok, görürsek eyvah. Yani, pek de öyle, çok da gitmem yani bu şey. Hay hay hatırınıza. Teşekkür ederim. Evet. Bunu mu okuyayım? Bahar gelmiş, ak topraklar yeşermiş. Ak gönülde doğan ümitler gibi. Yükseklerde donan karlar erimiş. Sabrın karşısında zulümler gibi. Çağıl çağıl sular akar dağında. Türlü çiçek açmış yurdun bağında. Kuzular meleşir yayla çağında. Güzel yarınları müjdeler gibi. Meyveye dönüştü nar çiçekleri. Bahara işaret kar çiçekleri. Ufukta boy verir nur çiçekleri. Ülkümün güneşi doğuyor gibi. Tomurcuklar patlamanın çağında. Bülbül gonca bekler gönül bağında. Bahardan habersiz yurt ocağında. Mahkum bahar bekler bülbüller gibi. Evet. Yine o yılların evet. Hatırası evet. Bir şiir. Efendim bize ayrılan vaktin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, zahmet ettiniz ve bu ilki bizimle ve izleyicilerimize paylaştığınız için. Son şiirini bunu oku da kalk. Hay hay efendim. Gerçi bu deminden beri konuştuğumuz hal itibarıyla sakıncalı bir şiir ama okuyalım. Peki efendim, hay hay. Şöyle yapalım mı? Abdurrahim Karakoç, üstad sağ olsun bu saatte tahmin ediyorum bitene kadar izleyeceğim dedi. Şairdir, Abdurrahim Hoca'dır, izler. Mihribanlardan hatırımda kalan kısımları okuyup son olarak bu şiirle bağlayayım evet. Ve bu geceyi kapatmış olalım. Buyur. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ben herkese bütün hayatları mutluluklarla dolu olsun. Ramazanları mübarek olsun. Bayrama güzel bir şekilde ulaşalım. Ve bütün çevremizdeki kan, gözyaşı yerine sevgi, muhabbet, barış, dostluk, kardeşlik olsun istiyorum. İnşallah. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Temennimiz o. Efendim, istiyorum ki şiirlerle bitirelim ve şiirin üstüne hiçbir şey söylemeyelim. Programımız kapanmış olsun. Onun için hafta sonu, cumartesi ve pazar gecesi sizlerle beraber olamayacağız. İki gün bize istirahat, size de iki gün bir tahammülden, bir zulümden kurtulma fırsatı doğdu. İki gece uyku uyuyacaksınız. Pazartesi gecesi konuğumuz Nurettin Rençber olacak. Birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Temenni ediyorum ki pazartesi gecesi tekrar buluşuncaya değin şiirlerin hemen akabinde kalın sağlıcakla. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım. Çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Günler, aylar, yıllar değişse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne. Kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtım tahammülüne. Taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Yar deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Unutamam desen bile unutursun mihriban. Oğlun kızın olsun hele unutursun mihriban. Zaman erir kelep kelep meyve dalda durmuyor. Unutturur birçok sebep unutursun mihriban. Süt emerdin gündüz gece unuttun ya büyüyünce. Ah
işte tıpkı öylece. Unutursun mihribanı. Düzen böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen, seni de unutursun. Unutursun mihribanı. Sevdam, sen kahverengi kadife gözlü. Seninle bir ömür paylaştık. Kaç bahar geçti anlamadan, acılar içinde mutluluk yaşadık. Dön de bir bak maziye, ne kaldı giden mevsimden? Acılar toplamışız kır çiçekleri gibi, hüzün ve keder bahçelerinden. Bir sanatım var senden kalan, acılar içinde mutluluk yaşarım. Bak işte, demir kapıların kapandığı asma kilidin yanında, soğuk duvarların dibindeyim. Hiç çıkış yolu olmasa da ruhumla öyle yakınım ki sana, hemen gözlerindeki hüzne değeceğim. Uzansam bir ellerimle sanki tüm gölgeleri sileceğim. Tüm gölgeleri sileceğim.